Belki birinci dereceden denklemlerin diğer bir deyişle doğrusal denklemlerin y eşittir mx artı b şeklinde gösterildiğini biliyorsunuzdur. Son birkaç videoda da gördüğümüz gibi buradaki m sabiti doğrunun eğimine yani dikey değişimin yatay değişime oranını belirliyor. b sabiti ise denklemin y eksenini kestiği noktayı yani y kesişimini gösteriyor. b sabitinin y kesişimini belirlediğini kanıtlamak oldukça kolay. Bunu kanıtlamanın yolu, x yerine 0 koymak. x eşittir 0, doğrunun y ekseni ile kesiştiği anlamına geliyor. Doğrunun y ekseni ile kesiştiği noktada x koordinatı 0 olmaz mı? x eşittir 0 olduğunda bu denklem, y eşittir m çarpı 0 artı b olur. m çarpı 0 eşittir 0. Böyle bir durumda m sabitinin ne olduğu hiç önemli değil çünkü 0 ile çarpıyoruz. O zaman y eşittir b diyebiliriz. Bu durumda 0'a b noktası bu doğru üzerinde tanımlı bir nokta olacaktır. Hatta bu doğru y eksenini y eşittir b noktasında keser. Bunun örneklerini gerçek sayılarla ilerleyen birkaç videoda göreceğiz. Şimdi ise m sabitinin gerçekten de doğrunun eğimini ifade ettiğini ispatlamaya çalışalım. Bunu göstermenin en kolay yöntemi denklem değişkenlerine değer verip denemek. Sıfıra b noktasının doğru üzerinde tanımlı olduğunu biliyoruz. Peki, x eşittir 1 olduğunda ne olur? Denklemimiz y eşittir m çarpı 1, yani m artı b olur. Bu aynı zamanda 1 virgül m artı b, 1'e m artı b noktası da doğru üzerinde tanımlıdır anlamına geliyor değil mi? Tekrar ediyorum, bu sadece y değeri. Öyleyse bu nokta ve şu noktanın tanımladığı eğim neye eşit olacak? Bu noktayı bitiş noktası olarak değerlendirirsek, doğrunun eğimi eşittir. Dikey değişim, yani m artı b, eksi b, bölü yatay değişim, yani 1 eksi 0 olur. Bu yazdığımız doğrunun yatay değişiminin dikey değişimine oranı. Ve bunu doğru üzerinde tanımlı iki noktayı kullanarak elde ediyoruz. Buradaki bitiş noktası, buradaki de başlangıç noktası. Ve bu eşitliği sadeleştirirsek, b eksi b eşittir 0, b'ler birbirine götürdü ve 1 eksi 0 eşittir 1 elde ettik. Bu da eşittir m bölü m bölü 1. Evet, umarım bu yaptığınız aklınıza yatmıştır, mantıklı gelmiştir ve başta kullandığımız bu değişkenlerin ne demek olduğunu daha iyi anlamanızı sağlamıştır. Yani özetle buradaki m sabiti doğrunun eğimini, buradaki b sabiti ise doğrunun y kesişimini belirler. Bugünkü örneklerde göstermek istediğim ise şurada verilen grafiklere bakıp ve şimdiye kadar doğrular hakkında öğrendiklerimizi buraya kadar doğrular hakkında öğrendiklerimizi ele alıp grafikten denkleme elde etmeye çalışmak. Bunun için yapmanız gereken önce bu grafikleri incelemek, eğimleri ve y kesişimlerini hesaplamak ve daha sonra da denkleme elde etmek. Peki, a doğrusu ile başlayalım. a doğrusunun eğimi nedir? Bu doğrunun üzerinde tanımlı rastgele bir noktayı ele alalım. Şuradaki nokta ile başlayalım. Bu noktadan sağa doğru 1, 2, 3 ilerleyelim. Amacım x ekseni iz düşümünde tam bir sayıya denk gelmek. Eğer delta x eşittir 3 ise, buradan aşağıya 2 birim indiğimize göre delta y eşittir negatif 2. Öyleyse a'nın y'deki değişimle karşılık x'teki değişimi, x'teki değişim 3 olduğunda y'deki değişim negatif 2 oluyor. Bu durumda a doğrusunun eğimi negatif 2 bölü 3'tür. x üzerinde 3 birim değişime karşı y üzerinde negatif 2 birim değişim. Ya da x üzerinde 1 birim değişime karşı y üzerinde negatif 2 bölü 3 birim değişim. Bu ikinciyi grafikte görmek biraz daha zor ama x'teki 3 birimlik değişimi takip etmek çok kolay. Evet, a'nın eğimi bu. Böylece elimizdeki problemin neredeyse yarısını çözdük. Şimdi ise doğrunun y kesişimini bulalım. Burada bulduğumuz bu denklemdeki m sabiti. Peki b sabiti ne? Ya da y kesişimi ne? Başka bir ifadeyle bu doğru y eksenini nerede keser? a doğrusunun eğiminin negatif 2 bölü 3'e eşit olduğunu zaten bulduk. Buradaki nokta y eşittir 2 noktası. Bir birim sağa gittiğimiz bir durumda, 2 bölü 3 birim aşağı hareket etmemiz gerekiyor. Öyleyse şuradaki nokta, 1 artı 1 bölü 3'e denk gelir. Ya da 4 bölü 3 diyebiliriz. Yani y eşittir 4 bölü 3 olur. Yaklaşık olarak şurada gösterebiliriz. 1'den biraz daha büyük. 1 artı 1 bölü 3. Dolayısıyla b eşittir 4 bölü 3. a doğrusunun denklemi o zaman y eşittir m, yani negatif 2 bölü 3 çarpı x artı b, yani 4 bölü 3. Bu a doğrusunun denklemiydi, şimdi de b doğrusunun denklemini bulalım. Umarım b doğrusu için bu kadar kesirle uğraşmak zorunda kalmayız. B'nin denklemi ise şöyle olacak. Önce ne yapalım? Doğrunun eğimini bulalım. Mantıklı bir nokta seçelim. Mesela şuradaki noktayı değerlendirebiliriz. B'nin denklemi delta x şöyle yazalım. Delta x eşittir 1 olabilir. Sağa doğru 1 bir birim gittiğimizde delta y ne olur? Y ekseninde 3 birim yukarı çıkıyoruz. Delta x delta y. y'deki değişim eşittir 3. Öyleyse delta y bölü delta x, sağa doğru bir birim gittiğimizde x'teki değişim eşittir 1 olur. Aynı noktada y'deki değişim ise pozitif 3. Bu durumda doğrunun eğimi eşittir 3. Peki doğrunun y kesişimi ne? Grafik üzerinde kolayca görebildiğimiz şekilde x eşittir 0 olduğunda y eşittir 1. Öyleyse b 1'miş. Evet, a doğrusuna göre bu çok daha kolay oldu. Özetle b doğrusunun denklemini y eşittir 3x artı 1 olarak yazabiliriz. Aynı işlemi buradaki son doğru için de yapalım. c doğrusunun y kesişimini bulmakla başlayalım. Bu doğru için y kesişimini görmek çok kolay. x eşittir 0 olduğunda y eşittir negatif 2. Öyleyse b eşittir negatif 2. Şimdi de doğrunun eğimine bakalım m sabiti eşittir y'deki değişim, yani dikey değişim, bölü x'deki değişim, yani yatay değişim. Öyleyse şu y kesişimini ele alarak başlayalım. Sağa doğru 1, 2, 3, 4 birim gittiğimizde yatay değişimimiz 4 olur. Peki bu durumda dikey değişim ne olacak? Dikey değişim, iz düşümü, buranın iz düşümü eşittir pozitif 2. Öyleyse yatay değişim dörtgen, dikey değişim 2. Eğim eşittir. 2 bölü 4, yani 1 bölü 2. Demek ki c doğrusunun denklemini y eşittir 1 bölü 2x eksi 2 olarak bulduk. 1 bölü 2 doğrunun eğimi ve negatif 2 de doğrunun y kesişimi. Ve böylece bu problemi bitirmiş olduk. Şimdi ise bunun tam tersini yapalım. Burada gösterilen denklemlerden yola çıkıp doğruların grafiklerini çizelim. Artık ilk sabitin m yani eğim olduğunu ve ikincinin de b yani y kesişimi olduğunu biliyoruz. Buradaki ilk doğruyla başlayalım. Burada turuncu ile işaretlediğim 5 doğrunun y kesişimi. x eşittir 0 olduğunda y 5'e eşit olacak. Bunun sağlamasını kolayca yapabiliriz. x eşittir 0 olduğunda y eşittir 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki 5 doğrunun y kesişimi ve 2 ise doğrunun eğimi. Doğrunun eğimi 2 demek, x ekseninde sağ 1 bir birim gittiğimizde y ekseninde 2 birim yukarı. x ekseninde sağ 1, y ekseninde 2 birim yukarı. Ya da x ekseninde sola 1 bir birim gittiğimizde y ekseninde 2 birim aşağı ineceğiz. Bunu yapmaya devam ettiğimizde bu doğrunun şuna benzer bir şey olduğunu göreceğiz. Doğruları çok düzgün çizemiyorum ama bu noktaları birleştirince ve doğruyu bu yönde sonsuza dek uzatınca ilk doğruyu grafikte göstermiş olacağız. Şimdi de ikinci. y eşittir negatif 0,2x artı 7. Bunu şöyle yazalım. y eşittir negatif 0,2x artı 7. Bu tip denklemleri kesirli biçimde düşünmek, kesirliymiş gibi düşünmek her zaman daha kolay. Buradaki 0,2 eşittir 1 bölü 5, değil mi? Öyleyse y eşittir negatif 1 bölü 5 x artı 7. Doğrunun y kesiminin 7'ye eşit olduğunu biliyoruz. Bu durumda x eşittir 0 olduğunda y eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Buradaki eğim sabitinin bize anlatmaya çalıştığı şey aslında şu. Her 5 birim sağa gidişimizde, y ekseninde bir birim aşağı ineceğiz. Bir birim aşağı iniyoruz. Buradaki negatif 1 bölü 5'in anlamı tam olarak bu. Delta y bölü delta x eşittir negatif 1 bölü 5. x ekseninde her 5 birim sağa gidişimizde, y ekseninde bir birim aşağı iniyoruz. Her 1, 2, 3, 4, 5 birimlik sağa gidişte 1 bir birim aşağı inmek zorundayız. Tersine düşünürsek, 5 birim sola ilerlediğimizde 1 bir birim yukarı çıkmamız gerekir. Bunu da 1 bölü negatif 5 şeklinde ifade ederiz. Bu iki sayı gördüğünüz gibi birbirine eşit. Yani 1, 2, 3, 4, 5 birim sola ilerleyip 1 bir birim yukarı çıkıyoruz. Öyleyse elimizdeki doğru, bu noktaları birleştirirsek, kabaca şuna benzeyecek. Şimdi tek yapmamız gereken işaretlediğimiz bu noktaları birleştirmek. Evet, şimdi de bu üçüncü doğruyu, yani y eşittir negatif x'i çizelim. Bu denklemde b sabiti nerede? Herhangi bir b sabiti yok. Göremiyoruz, değil mi? Hatırlayalım, bir doğrunun denklemi y eşittir mx artı b şeklinde tanımlanır demiştik, değil mi? Peki, bu denklemdeki b sabiti nerede? b'nin denklemde olmaması sıfıra eşit olduğu anlamına gelir. b eşittir 0. x eşittir 0 olduğunda y eşittir 0 olur. Yani doğrunun y kesişimi, y kesişimi orijinde. Doğrunun eğimi ise, burada da negatif işareti var. Bu denklemi aslında şöyle düşünebilirdik. y eşittir negatif 1x artı 0. Öyleyse doğrunun eğimi neymiş? Negatif 1. Sağa doğru bir birim ilerlediğimizde, yani yatay değişim eşittir 1 olduğunda, dikey değişim eşittir negatif 1. Pozitif x ekseninde bir birim gittiğimizde, negatif y ekseninde bir birim ilerleyeceğiz. Ya da negatif x ekseninde bir birim gittiğimizde, pozitif y ekseninde de bir birim ilerlememiz gerekiyor. Bu doğruda x ve y ters işaretlere sahip. Negatif ve pozitif eksenlerde karşıt yönlerde, karşıt yönlerde hareketi gösteriyor. Bu durumda bu üçüncü doğru şuna benzer bir şey olur. Evet, gördüğünüz gibi bu doğru, ikinci ve dördüncü bölgeyi ya da çeyrek düzleme ne diyorsanız ikiye bölüp geçiyor. Ve şimdi de sonuncu doğruyu gösterelim. Doğrunun denklemi y eşittir 3,75. Bu ilginç, değil mi? İlk bakışta ne olduğunu tahminen anlamadınız. Şimdiye kadar alıştığımız doğru denklemi hep y eşittir mx artı b biçimindeydi ama şimdi burada x sabitimiz nerede? Görünürde yok. Bu tanım üzerinde biraz düşününce şunun farkına varmaya başlıyoruz. Bu denklem aslında y eşittir 0x artı 3,75. Evet, şimdi belki bazı şeyler anlam kazanmaya başlamıştır. Bu ne anlama geliyor? Doğrunun eğimi sıfırmış. X değişkenine hangi değeri verirsek verelim, y'nin değeri değişmez. Çünkü x'e vereceğimiz herhangi bir değeri sıfırla çarpınca sonuç sıfır olacak. Delta y bölü delta x eşittir sıfır olacak. X'in değeri ne olursa olsun y her zaman eşittir 3,75. 1, 2, 3 dedik. 0,75'te. Yaklaşık olarak şurası. 3,75 eşittir. 3 artı 3 bölü 4. x'e hangi değeri verirsek verelim, y'nin değeri değişmez. O zaman da y sabit bir değere eşit olur. y her zaman eşittir 3,75. Öyleyse bu doğru y eşittir 3,75'te tanımlı yatay bir çizgidir. Bu kadar.